Önceden kuşbaşı doğradığım tavukları buzluğa atmıştım arkadaşlar. Şimdi pilavım için tavukları haşlayacağım. Yeteri miktarda suyun içine buzluğa attığım tavukları ekledim. Bunun altını yakıyoruz. Bu bir güzel haşlanacak. Pilav için ilk pilavımın nohut kısmı içinde önceden suda beklettiğim nohutlarını düdüklü tenceremin içine atıyorum arkadaşlar. Üzerine yeteri miktarda suyu koyup bir güzel yarım saat kaynamasını bekliyoruz. Düdüklü de çok çabuk pişeceği için düdüklü yarım saat yeterli oluyor. Yarım saat pişirmek yeterli arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereme alıyorum ve 1 çay bardağı sulu yağımı da ekliyorum. Bunlar bir güzel erisin. Eriyen yağımın üzerine yıkayıp ayıkladığım pirincimi ekliyorum. Bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. İyice kavuruyoruz arkadaşlar. Yağı fazla diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü nohutta yağ olmadığı için bu yağ ona tam orantılı geliyor. Kavrulmuş pirincimizin üzerine önceden haşladığımız nohutlarımızı da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Hepsi birbiriyle karışsın. Daha sonra haşladığınız tavuğun suyunu pilavımıza kullanıyoruz arkadaşlar. Üstüne gelecek şekilde tavuğumuzun suyunu da ekliyoruz. Daha sonra suyumuzu da ekledikten sonra 1,5 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bunu da bir güzel karıştıralım. Her tarafa eşit gelecek şekilde tuzumuz. İşlesin arkadaşlar. Kapağımızı kapatıp hafif ateşte pilavımızın demlenmesini bekliyoruz. Tavuklarımız nasıl tiftik olacak? Çok pratik bir yöntem var arkadaşlar. Bir miksere ihtiyacınız var bunun için. Derin bir kaba tavuklarımızı alalım. Düşük seviyede tavuklarımız mikserle böyle tiftik oldu arkadaşlar. Şimdi pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Daha sonra tavuklarımızı da ekleyip sokak pilavımızı, yani nohutlu tavuklu pilavımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar pilavımı göstermek istiyorum. Pilav pişti. Bakın tane tane pilavım.
Şöyle bir karıştıralım. Siz de görün. Pilavım pişti. Servis tabağına aldım. Yanına acı biber ve ayranla güzel bir üçlü olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Sokak pilavım, nohutlu, tavuklu pilavım. Ben bu şekilde yaptım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.